Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün takımımız olan Albino ve Kremi erkeğimizi ayırdık arkadaşlar. Şimdi kuşlarımıza mama verdim. Mama takviyesi geçiyorum. Bir iki gün sonra da kafes temizliği yapacağım. Kafes temizliği yapmadan bir iki gün önceden veriyorum ki mamayı. Hani kafes tam anlamıyla iyice kirlensin ondan sonra kafesimizi temizleyelim diye. Gene geçen haftaki yaptığım mamanın aynısından yaptım arkadaşlar. Bu sefer sadece içinde havuç yok. Baya bir bol malzeme var mamamızın içerisinde. Sizlere yakından da göstereceğim zaten. İçeriğinden bir daha bahsetmeye gerek yok. Önceki videolarda detaylı bir şekilde açıklamıştım zaten sizlere. Şimdi ilk bir ayırdığımız takıma bakalım ya da ondan önce şu kafeslere teker teker bakalım uzaktan. Yiyorlar mı, yemiyorlar mı? Yemeyenler hangileri? Korkak olan Japonesler arkadaşlar. Yiyen Japones varmış şu an. Yiyen Japones de açıkçası göremiyorum. Bütün Japonesler, şu solucanlar yiyor. Onların günahını almayalım. Diğerleri yemiyor bakın. Şurada mesela erkek Japones oyamıyor. Diğeri bizim kendi üretimimiz olan Çek bir kuş. O da mamasını yiyor. Aynı şekilde burada da var. Yani Japonesler yemiyor sadece. Onlar da henüz ortama alışamadılar arkadaşlar. Hala korkak davranıyorlar. O yüzden birazcık çekingenler bize göre. Hepsi de şu an mamalarını yiyor. Bazı arkadaşlar var hani önceki mamalara nazaran bir farklılık vardı. Onu fark etmişler. O farklılık da arkadaşlar bu kapya biber falan kesiyorum biliyorsunuz zamanın içinde. Havuç olsun ya da yeşil dolma biber olsun. Onları daha önceden çok küçük parçalar halinde kesiyordum. Şimdi artık kalın kalın kesiyorum. Bir yerde okumuştum hani büyük parça yemekten daha fazla zevk alıyormuş bu hayvanlar. O yüzden ben de artık eskiye göre birazcık daha iri kesiyorum. Cidden de daha çok seviyorlar bu şekilde. Sizlere de öneririm. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet ayırdığımız takıma gelelim. Burada albino ve kremio takımımız vardı. Niye ayırdık onları? Yavrularının tüylerini yiyorlardı arkadaşlar. Özellikle en büyük yavruyu yememişlerdi. Sadece ikinci ve üçüncü yavrunun tüyünü yemişti. Biz erkek diye tahmin ettik. Eğer tüyler hala yenmeye devam ederse ne yapacağız? Bu sefer anneyi oradan alacağız. Babayı tekrardan yavruların yanına atacağız. Babası da zaten bakmaya devam edecektir. Şöyle bir yuvamıza bakalım. Tüyü yenen yavrularımıza bakalım arkadaşlar. Evet yavrularımız burada. Şu ortadaki olan büyük olan en büyük yuvanın en büyük yavrusu o. Bir tek onun tüylerini yememişler. O da büyük ihtimalle ısırdıkları zaman kaçmıştır. Bakın babayı ayırdık. Birazcık daha hani kızarıklığa gitti. Babası buradayken sürekli kızarıklı sırt ve baş çevresi yenilen yerler. Şu an gayet normal arkadaşlar. Size de odaklayıp gösterelim şöyle. Bakın yenen yerler çok net belli. Kanat araları, ense. Ve hemen şu başının üst kısmı da aynı şekilde. Bunu fazla yememişler ama şu yavrunun tüylerini bayağı bir yemişler. Çok bir sıkıntı çıkartır mı? Hani yenmeye devam ederse tabii ki sıkıntı çıkartır. Yavru çünkü bir zamandan sonra dayanamayacaktır ve ölecektir. Sürekli hayvanın tüyünü yoluyorlar ve derisi kanıyor sürekli arkadaşlar. O yüzden de yavru gelişemeden ölüyordu ama şu an Allah aşkına birazcık daha iyiler. Kursak çok dolu değil. Gördüğüm kadarıyla çok dolu değil kursak ama şimdi dolacaktır büyük ihtimalle çünkü mama yapıp verdim. Bu arada yuva temizliği yapmıştık. Bakın şu an ikinci gün. Yuvamız Allah'a şükür tertemiz. Eski hani diğer ürüne göre karşılaştırma yapacaktık ya. Sultanlara da bakalım. Sultanlar birazcık daha kötü pisliyor. Neden? Çünkü annesi ve babası onlara sürekli su içiyorlardı. Ama bunların yuvada da granül olduğu sürece tertemiz gözüküyor. Bakın arkadaşlar. Hani diğer yuva gibi değil. Diğer yuva bildiğiniz hani cıvık, toprak gibi bir şeydi. Yani öyle duruyordu. Hatta temizlemedim bile daha onu. Çünkü hala kokusu üstünde. Erkeğimizi nereye attım? Erkeğimizi hemen gösterelim. Hani yavruların babası. Sağ alt kafeste şu an kremiyor erkeğimiz. Orada tek takılacak. Bakalım anne yavruları hani güzel beslerse erkeğe atmayı düşünmüyorum ama hani anne besleyemezse belki hani tekrardan erkeğe atıp deneyebiliriz arkadaşlar. Bu arada Japoneslerimiz anlaşıyorlar gibi sanki bana öyle geldi. Bunlara dışarıdan yuva takmam lazım. Bir şekilde bir yolunu bulup yuva takmam lazım arkadaşlar. Çünkü bu altta olan yuvalarla çoğu kuşum ilgilenmiyor. Hani sadece en üstteki çakıl olan hani çakıl dediğimizde yeşil dişimiz. Çakıl diyoruz onun ismi çakıl. Sadece çakıl ilgileniyor arkadaşlar. O da daha önceden sürekli yavru aldığımız bir kuştu. Hani yuvaya yabancılık çekmeyen bir kuş. O yüzden bir tek o gidiyor. Diğerleri pek ilgilenmiyor. Ama bu taraftaki yuvalarında hani Allah'a şükür kuşlarımız girip çıkıyor sürekli. Birazcık bekletecekler. Yalnız hani eşe atar atmaz direkt pat diye yavru vermeyecekler. Öyle bir kuş değil bunlar. Çünkü daha hiç yavru alamadık bu takımlardan arkadaşlar. Daha genç bunlar. Dişiler özellikle. En üstteki erkeğimiz birazcık büyük. 1,5-2 yaşından cıvı. Hani dişlerine alışması için illaki bekleyeceğiz. Bu süreçte ne yapacağız? Sürekli mama takviyesi yapacağız. Hayvanın stresini falan azaltacağız. Şurada bir tünek eğilmiş. Hani aşağı doğru onu düzeltmem lazım. Çiftleşme falan olursa hani sıkıntı çıkartmasın hayvanlara. Şu an düz büyük ihtimalle. Bakın gördünüz mü? Japones sevmiyordu. Diğer kuş yerken onu gördü. Gitti yanına yemeye başladı. Hani
Kuşlar da bu şekilde alışıyorlar arkadaşlar. Mama yemeyen kuşunuz varsa mama yiyen bir kuşun yanına atın. Ondan sonra sizin mama yemeyen kuşunuz da diğer kuşun yanına gidip mamasını yiyecektir. Evet, kafesi iyice dediğim gibi kirletiyorlar sağ olsunlar. Bayağı bir kirletiyorlar. Aslında diğer mamalıkla verecektim. Devrilmez mamalık var. Hani beyaz taban mamalığı diye geçiyor. Şurada var, hemen göstereyim. Şu an saksı altlığına koydum çünkü bunlar temizdi. Normalde şunu da verecektim. Onun devrilmesi birazcık daha zor. Bu saksı altlığına göre. Ama bunlar temiz olduğu için mecburen bundan vermek zorunda kaldım. Mamada tohum çok fazla var arkadaşlar. Yakından göstereyim sizlere. Biraz rahatsız edeceğiz ama kızımızı. Yuvaya kaç bakalım sen. Mama böyle. Yakınlaştırayım sizlere. Sağlık tohumları var arkadaşlar. 14 tane tohum var içeriğinde. Onun haricinde bir tohumumuz daha var. O da Fonipodi. E. coli için üretilen bir tohum. Ondan da koyduk. Yani bu ara yaptığımız bütün mamaları o tohumları harcıyoruz. Kötü olmadan bitirmemiz lazım çünkü. Paramız boşa gitmesin, hem hayvanlar faydalansın, hem de dediğim gibi ürün bozulmadan vermek lazım arkadaşlar. Şöyle salmaya geçelim. Salmamız full sultanlarla dolu arkadaşlar. Kaç tane sultanımız var? 5 tane sultanımız var. Üsttekiler 7, hatta beyaz erkeğimizin de kanat tüyü kopmuş sanki. Aynen, sağ tarafın kanat tüyü yok. Sultanlar tüye girdi. Büyük ihtimalle bu da stresten kuyruk tüylerini falan yoldu arkadaşlar. Buraya almadan tam önce, hani şu kafesteyken yapmıştı onu. Şu an tüyleri yok, bakın kuyruk tüyü yok ama çıkacaktı. Çıkmasa da çok önemli bizim için. Çok önemli değil arkadaşlar. Zaten hani bu şekilde de yumurtlayabilir hayvan. Erkeğinki büyük ihtimalle uzayacaktır. Tek kanadının tüyü yok şu an, sağ kanadının. Evet, sultanlarımız da hani yaptığımız mamayı Allah'a şükür seviyorlar, severek yiyorlar. Hani boşa yapmıyoruz. Kuşlarımız bu şekilde arkadaşlar. Mama böyle yani, seviyorlar. Basitinden siz de yapabilirsiniz. Hani yumurta, havuç, bebe bisküvisi. Bu üçünü karıştırıp verseniz de hayvanlar seve seve yiyecektir. Hani bunu söyleyeyim size. Çok bir malzeme karıştırmanıza da gerek yok. Onun haricinde çeşitli vitaminler var. Onları da verebilirseniz güzel olur. Veremezseniz de düzenli olarak elma sirkesi kullanın. Onu da tavsiye ederim sizlere. Bir haftanın iki günü, hani bilemediniz bir günü falan, düzenli olarak elma sirkesi suluklarımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu zamana kadar da geçtik. Hani yıllardır da veriyoruz. Bakın bunlar da hala yemeye devam ediyor. Mama yediler, kurulaşıyor yavrular bakın. Aha, dişi ayak atıyor. Hani aslında bu beyazı alıp şuradaki sağdaki yeşil dişiyi atsam bu erkeğe %100 direkt çiftleşecekler arkadaşlar. Ama ben inat ettim. Hani bunlardan, bu takımdan bir yavru almak istiyorum. İri ve güzel bir yavru vereceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Bu dişiyle güzel yavru vermiyor muydu? Bu dişiyle de güzel yavru veriyordu, şimdi hakkını yemeyelim. Gri yavru almıştım onlardan. Gayet güzeldi ama dediğim gibi bu hem daha kalıplı sağdaki dişiye göre, hem de ne bileyim, hani içime daha çok ısınıyor bu dişi. O yüzden bununla yavru almalarını istiyorum arkadaşlar. Birazcık inatçı olacağım, bunları besleyeceğim. Yuvaya giriyorlar, hiçbir sıkıntı yok. Dişimizin çok az bir tüyü kaldı. Ortamında da tam anlamıyla alıştıktan sonra yavru vermemesi için, yumurta vermemesi için hiçbir sebep kalmayacak. Ve yani yumurta beklemeye devam edeceğiz onunla arkadaşlar. Aynı şekilde bunlar da. Bunlar da yuvaya giriyorlar. Bakalım. Japonesler güzel, anlaşıyorlar. Biraz önce sizlerle beraber gördük. Erkek gidip dişinin cere kısmını kaşıdı, tüylerini falan. Birbirlerini beslerken görmedim, yalan söylemeyeyim. Çok fazla duramadım bu ara kuşların yanında ama şu an gördüğünüz gibi güzel bir kuru var yani. Oturalım izleyelim hatta. Yakınlaştırayım şöyle de. Biz oturduk, hayvan kur yapmayı bıraktı işte. Bizde de böyle bir uğursuzluk var arkadaşlar. Bakın alttakiler hala yemedi. Büyük ihtimalle ben gittikten sonra yiyecekler. Çünkü yere indiği zaman kendilerini güvende hissetmiyor arkadaşlar bunlar. Ve bizim evde baktıklarımız kuşa göre daha da yabaniler bunlar. O yüzden alışmaları biraz zor olacak. Ama elbet alışacaklar. Dediğim gibi şu kafeslere iki tane bir şekilde yuva ayarlamam lazım arkadaşlar. Birisi bu. Diğeri de üstteki gri ile yeşilli olan kafesimiz. Dediğim gibi oraya kesin bir yuva ayarlamam lazım. Evet, sultanlarımız tekrardan mama yemişler. Mamalarını yiyorlar. Şu an yumurtlayan bir takımımız yok arkadaşlar. Çiftleştiklerini gördüğüm bir takım da yok. Sadece kuyruk kaldırıp çiftleşemeyen bir takım vardı. Onları biliyorum. Onlar da karşıdaki DF ve parçalı erkeğim. Jumboların. Hemen karşımızda yamuk duran yemlikte. O yemlik niye yamuk duruyor? Onun bir tarafını tutma yeri kırılmış arkadaşlar. O yüzden yamuk. Hani biraz sinir duruyor ama yapacak bir şey yok. Tahmin edebilirsek tahmin edeceğiz onu. Olmazsa yenisini alırız artık. Evet. Hepsi de mamasını yedi arkadaşlar. Hani şu alttakiler hariç.
Şurada sarı bir kere indi, yedi. Ondan sonra korktu, geri dışarı yukarı çıktı. Ben buradan çıktığım gibi direkt yiyeceklerdir. Mama yedikten sonra kurulaşmalar başladı bakın. Maville sarı yeşil spangle dişimizle kurulaşıyor. Gayet güzel. Üsttekiler de kurulaşıyordu. Şu Japoneslerimiz zaten sürekli kurulaşıyorlar arkadaşlar. Evet, güzel. Bu şekilde devam eder inşallah. Evet, buradakiler de kurulaşmaya başladılar. Bakalım. Bunlar yumurtlamasını çok isterim arkadaşlar. Onlara kesin bir yuvalık ayarlamam lazım. Dişi çünkü sunta yuvalığa alışık. Plastiğe alışık değil. Suntayı taktığım zaman büyük ihtimalle yuvaya girecekler. Ondan sonra da illaki yavru yumurta vereceklerdir bize. Bakalım. Dediğim gibi oraya bir yuva ayarlamam lazım artık arkadaşlar. Evet, mama için kavga ettiler. Ben de yavaştan şu videoyu bitireyim arkadaşlar. Şu yuvada bayağı bir yumurta var. Onları kontrol edeceğim. Bakalım dolu mu boş mu diye. En son boştu, tekrardan kontrol edeceğim şimdi. Yavaştan videomuzu kapatayım. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.